Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Ve men halefe la yedhulu hâzihi dâre. Bir kişi şu eve girmeyeceğim diye yemin ederse arkadaşlar, fe vakafe ala sathiha, ve damın, o evin damına çıkarsa, değil mi? Evet. Yani satıh burada üstünü değil, kastedelim değil mi? Dam normal. Eskide çatılar yoktu. Normal düz işte duvar vardı. Ev dahale dihlizeha, veya evin dihlizine girerse arkadaşlar, dihliz ne o şey Yasin? Selam, yani giriş, koridor gibi, veya altta acaba bir sığınak gibi bir şey mi? Evet, o manada da olabilir. Dehliz tabii. Tamam mı? Buraya girerse evet, hanife arkadaşlar ne yapar? Yeminini bozmuş oluyor. Çünkü bu da, bu saymış olduğumuz şeyler de evdendir. Ve in vakafe ala taqil babi, eğer kişi kapının eşiğinde durursa, ama şöyle duracak. Bi haythu iza ughliqa el babu kana haricen, eğer kapı kapandığında kendisi dışarıda kalıyor ise, lem yahnef, yeminini bozmuş olmuyor. Çünkü içeride değil, adam dışarıda kalmış oluyor. Ve men halefe, kim ki yemin ederse, la ye'kulu eşşivâe, şiva neyi arkadaşlar? Kızartılmış et, değil mi? Yani kızartılmış şey yemeyeceğim diye yemin ederse, fehu alel lahmi, burada et kastedilir. Tabii burada örflerde farklı olabilir, topluluklarda farklı olur. Genelde mesela sabah kızartma deyince bizde patates anlaşılır arkadaşlar. Dunel bazincani vel cezeri, değil mi? Burada patlıcan, havuç falan, bunlar ne yapılmaz diyor. Anlaşılmaz. Yani kızartma yemeyeceğim diye yemin eden kişi et yemeyecek. Et yerse, kızartılmış et yediği zaman yeminini bozmuş olur. Diğer kızartmaları, kızartılan şeyleri yerse problem yok. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الطَّبِيخَ. Evet. Tabih kaka selam. Efendim? Tabih. Tabih mi diyelim? Evet. La ye'kulu et-tabiha, yani kaynatılan şeyi yemeyeceğim diye. Pişmiş yemek Seyran. Pişmiş veya kaynatma. Fehu ala ma yutbahu minel-lahmi. Bu da nereye hamledilir? Kaynatılan, pişirilen ete hamledilir. Onu yememesi gerekiyor. Diğer yiyecekleri yerse problem yok. Ve men halefe la ye'kulu er-ru'usa, kelle yemeyeceğim diye yemin ederse, değil mi? Evet. Fe yeminuhu ala ma yukbesu fittenaniri, ala ma yudhalu fittenaniri, tandırlara, tandırda kızartılan kellelere atfedilecek. Ve yuba'u fil mısri, artı bir de o şehirde satılan kellelere hamledilir. Onları yerse yemini bozulmuş olur. Onların dışında diğer kelleleri yerse problem yok. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْخُبْزَ, adam yemin etti ki ben ekmek yemeyeceğim arkadaşlar. فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يَعْتَادُ اَهْلُ الْبَلَدِ اَكْلَهُ خُبْزًا, o beldedeki insanlar ekmek diye ne yiyorlarsa ona hamledilir. Onun dışındaki o beldenin ekmek saymadığı ekmek türünde olsa bile onu yese yemeği bozulmuş olmaz arkadaşlar. Fein ekele hubze hubzel kataifi. Evet, kadife ekmeği diyorlar, değil mi? O ne Seyda?
Kadayıf. Yani o herhalde Irak taraflarında bir yani biz kadayıf hani normalde tatlı olarak yiyoruz ya tatlı yapıp. Onlar da ekmek gibi kullanıyorlarmış. Ev hubzel urzi değil mi? Mesela Eruz'daydım. eruz mu? Urz Evet. mu? Eruz. Baktın mı şey? Baktım şeyden ben Eruz diye gördüm. O pirinç ekmeği ise ya. Normalde bizde ne var Yasin? Buğday. Buğday var bir de mısır var yani. Normalde şey Tamam var mı? ama Mısır gene biraz bölgesel oluyor ya Karadeniz falan. Yok şey yani bizde şey yok. Yani pirinç unu diye bir şey var mı? Yok bizde yok. Bildiğim kadarıyla. Evet. Sen şimdi nasıl okudun demin? Bir daha söyler misin Yasin? Eruz dedim Seyda. Evet. Eruz'un Uruz'da geliyor. Bak şurada bir daha bakayım Tabi Z şeydi, şeddeli. Yani Hubzel Eruzi. ben. Uruz'da pirinç olarak şey yani yer yanında varsa bir bak istersen. Şey de var. Eruz, Urz. Evet. Haklu Urzin çeltik tarlası. Erez telefon etmek. Erz bitki, sedir, dağ, selvisi falan. Eruz, pirinç, pilav gibi. Yani buradan sakin de almış. Damme ile de almış. Peki. Evet arkadaşlar. Evet, fein ekele hubzel kataifi kadayıf ekmeğini yerse arkadaşlar ev hubzel eruz ev da urz bil Irak pirincinden yapılmış ekmeği yerse lem yahnef yemini bozulmaz arkadaşlar çünkü normal Selam, Irak pirinci mi yoksa şey mi diyor? Yani Irak'ta yaşayan birisi bu saydığımız şeyleri yani kadayıf ekmeği ve bu pirinç ekmeğini yerse yemini bozulmaz. Çünkü Irak bölgesinde, havalisinde ekmek olarak bunlar yenmez. Irak yani tabi Irak'ta yerse Yani yani. Irak için söylüyor. Irak'ta bu ikisi ekmek olarak yenmiyor. Eyvallah öyle Zaten diyor. kendisi de Iraklı ya, Hudur yazdı. Evet. Malatya'da yenilse ne olur Yasin? Orada da bozulmasaydım. Peki. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ اَوْ لَا يَشْتَرِ Adam yemin etti. Daha bundan sonra alıp satma işlemini yapmayacağım. Ev la yuaciru bir de kira lama işlerine de karışmayacağım. Fevekkele men faale zalike vekaleten yani vekalet verse bu işler için lem yahnef burada yeminini bozmuş olmuyor. Çünkü alışveriş ve de kiralama işleri o kişiyi bağladığı için yani orada vekil ilgilendiği için, o sorumlu olduğu için müvekkil birinci derecede ne olmuyor? Sorumlu olmuyor. Dolayısıyla yemini bozulmuş olmuyor. Ama ve men halefe la yetezevvecu ev la yutalliku ev la yu'tiku evlenmeyeceğim, boşamayacağım veya azat etmeyeceğim diye yemin ederse fevekkele men feale zalike bunları yapacak bir kişiye vekalet verirse hanife o zaman yemininde dönmüş olduğu için yeminini bozmuş olduğu için arkadaşlar burada yemin kefareti vermesi gerekiyor. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْاَرْضِ Adam yemin etti ki yere oturmayacağım. فَجَلَسَ عَلَى بِسَاطٍ اَوْ حَصِيرٍ bir
halı, kilim gibi bir şeyin üzerine oturursa veya hasır, hasıra oturursa arkadaşlar, lem yahnef, yine yemini bozulmuş olmuyor. Çünkü adam yere oturmuş değil. Ve men halefe la yeclisu ala seririn, bir kişi serire oturmayacağım diye yemin ederse, serir arkadaşlar bayağı bir manaya geliyor. Sedam, burada elif lam olması gerekiyor herhalde. Yani devamının uygun olması için. Hani belirli bir yerden bahsediyor. Belirli bir döşekten. Evet, bir ibare daha gelecek. Orada da aynı şey. Ale seriri, yani muayyen bir şeyi kastedecek. Fe celese ala seririn fevkahu. Ama o kastettiği, o işaret ettiği seririn üzerine bir serir daha korsa, değil mi? Ala seririn fevkahu bisatun hanife. O zaman şöyle diyeceğiz, yok. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى سَرِيْهِ عَلَى سَرِيْهِ فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَوْقَهُ بِسَاتٌ. Onun üzerinde eğer bir örtü, yani bisat dediğimiz seri arkadaşlar, yani bir ne alalım şey Yasin? Döşek sayıdan. Serir sadece döşek demeyelim yani, o ne diyelim? Çekyat gibi bir şey olabilir eskiden. Evet, koltuk falan, o manalara da gelir. Onun üzerinde ne var? Bir diyelim ki işte minder var, tamam mı? Üzerine oturulan bir şey var. O minderin üzerine, seririn üzerindeki mindere otursa bile hanife, yemini bozulmuş oluyor. Burayı da elif lamla kabul ettik değil mi Seydan? Evet. O gerçi olmasaydı aleyhi direktmen damirle. Şimdi devamında daha çok gerekecek de elif lam burada. Evet. Ve in celese fevkahu ceale Seydan. Ve in ceale fevkahu seriren ahara, o koltuğun üzerine de başka bir koltuk koysa, fe celese aleyhi, bak burada güzel dedi. Onun üzerine fe celese aleyhi, o daha sonraki koymuş olduğu koltuğun üzerine oturursa, lem yahnes, o zaman yemini bozulmuş olmuyor arkadaşlar. Çünkü o muayyen seririn üzerine oturmamış oldu. Evet, çünkü onun üzerine koyduğu bir seririn üzerine oturdu. Evet. Yani şunu demek istiyor. O altta o seriri çıkarsak bile bu adam başka bir seririn üzerine oturmuş oluyor. O başta elif lam koymasaydık, mutlak bıraksaydık burada gene evet, yemini bozulacaktı. Evet. وَاِنْ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. Adam yemin ettik. Burada da aynı. Alel firaş. Burada da elif lam gerekiyor. Evet. Yani hiç ne dedi adam? Şu döşeğin üzerinde uyumayacağım diye yemin ederse. فَنَامَ عَلَيْهِ. Ve daha sonra onun üzerine uyursa mı? وَفَوْقَهُ قِرَامٌ. Onun üzerinde bir örtü olsa ve üzerine otursa hanife, o zaman yemini bozulmuş oluyor arkadaşlar. وَاِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ فِرَاشًا اَخْرَ. Ama o döşeğin üzerine başka bir döşek koysa, lem yahnef, ve onun üzerinde uyusa, o zaman bahsetmiş olduğu firaşın üzerinde uyumuş olmadığı için yemini bozulmaz. Bozulmuyor. وَمَنْ حَلَفَ بِي yeminin, yani adam ne dedi? وَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مُتَّصِلًا بِيَمِنِهِ. Adam yemin etti ve yemininin peşinde ne yaptı? اِنْ شَاءَ اللّٰهُ derse فَلَا حِنْسَ عَلَيْهِ. Orada yapmayacağına dair yemin ettiği şeyi yapsa bile yemini bozulmuş olmuyor arkadaşlar. Çünkü inşallah kelimesini oraya bitiştirdiği için, Allah dilerse, Allah'ın meşiyetine bağladı adam. وَاِنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّهُ اِنْ اِسْتَطَاعَ. Yani gücü yeterse, güç yetirebilirse, لَيَأْتِيَنَّهُ, yani ona gidecek. Manası verelim ha Yasin. Evet Seydan.
Fehâze alâ istitâ'ati es-sahhati şeye bakacağız. Yani onun yanına gitmeye şeyleri yani güç yetire onun yanına gitmeye güç nasıl mana verelim? Yani sağlığının uygun olması, ona istitaati olması, güç yetirebilmesi manasında söyle. Yok, sağlığı ala istitaati sıhhati yani şey yani. Diyelim ki sen Almanya'daki bir arkadaşına dedin ki ben geleceğim. Halbuki pasaportun yok, vizen yok. O şartları oluşturmamışsın. Tamam mı? O şartları oluşturmadan sen ne dedin? Ya ben işte oraya yanına geleceğim yani. Tamam mı? Ne yaparsam olur. Güç getirebilirsem. Dunel kudret yani burada kudrete değil de neye bakacağız? Şartları oluşturmuş mu oluşturmamış mı? Yani şartlar yerinde olup da gitmediyse yemin ettiği için gitmesi gerekiyordu. Gitmediğinden dolayı ne yaparız ona? Yemin kefareti ödettiririz arkadaşlar. Ve in halefe la yukellimu fulanen hinen ev zamanen ev el hine ev ez zamane. Dedi ki ben falan kesle işte bu ibarelerden herhangi birisini kullandı. Fehu ala sitteti eşhurin 6 aydan önce konuşursa yemin kefareti ödemesi gerekiyor arkadaşlar. Ve kezalike eddehru inde Ebi Yusuf ve Muhammed'in İmam Ebi Yusuf ve Muhammed'e göre deher kelimesini kullanırsa da yine 6 aydan önce konuşursa yeminini bozmuş oluyor. Ve kâle Ebu Hanife'te la edri ma eddehru. İmam-ı Azam demiş ki ya dehr nedir bilmiyorum demiş. Fe in kâne lehu niyetun fe hu ala ma neva. Yani deherden neyi kastettiyse, neyi niyet ettiyse o kastedilir, o tutulur demiş İmam-ı Azam Efendimiz. İmam-ı Azam da bilmeyebilir mi Yasin? Bilmeyebilirseydim. Bilmeyebiliriz canım yani kimse şaşırmasın. وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ اَيَّامًا Adam yemin etti ki çol kullandı. Günlerce onunla konuşmayacağım. فَوْا عَلَى ثَلَافَةَ اَيَّامٍ 3 gün kastedilir. Eğer 3 gün içerisinde konuşursa yemin kefareti ödemesi gerekiyor. وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ الْاَيَّامَ derse iflamlı. فَوْا عَلَى عَشَرَةِ اَيَّامٍ عِنْدَ اَبِي حَنِفَةَ 10 güne tekabül ediyor İmam-ı Azam'a göre. وَقَلَى اَبُوا يُوسُفَ وَمُحَمَّدْ عَلَى اَيَّامِ الْاُسْبُعِ haftanın günlerine tekabül eder demişler. وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ الشَّهْرَ bir İflamlı muayyem bir ay Eşşuhur sayılan. Eşşuhur affen. Yani aylarca konuşmayacağım diye yemin ederse فَوْا عَلَى عَشَرَةِ اَشْهُرٍ عِنْدَ اَبِ حَنِفَةِ İmam-ı Azam'a göre 10 ay konuşmayacak. وَقَالَا عَلَى اِثْنَ عَشَرَ شَهْرًا İmameyn'e göre de 12 ay konuşmaması gerekiyor. وَاِذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا Adam yemin ederse şöyle yapmayacağım. Terekehu ebeden. Ebediyen ne yapacak onu? Terk edecek. Ve in halefe le yef'alenne keza kesin şöyle yapacağım diye yemin ederse fa'alehu merreten vahideten bir kere yaparsa berra fi yeminihi yeminini bozmuş olur. Yok yani sözü yerine gelmiş olur. Şöyle yapacağım dedi ya bir kere yaptı tamam. Bir dakika. Ve in halefe lef'alen ne keze adam dedi ki. Yani yeminini tutmuş oluyor öyle söyleyeyim. Hmm. O manayı mı var? Sedam şöyle yapacağım dedi.
Daha sonra o söylediği şeyi bir kere yaptı. Tamam, artık ondan beraat etti. Yani o yemini hani tahakkuk etti. Tamam, eyvallah. Yasin nereye kadar gidiyor? Devam ediyor Selam, isterseniz kalabiliriz. Tamam, eyvallah.